Nasıl yani? Nasıl yani? Şaka mı bu? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de çok destansı bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar gel yükseltme istiyorsunuz artık. Kendi hesabını göster diyorsunuz. Süper güç futdrop dışında bir şeyler istiyorsunuz. İşte size benim yeni hesabım nasıl kadrom arkadaşlar. Evet, şaka bir yana arkadaşlar, şimdi size destansı bir kadroyu göstereceğim. Yavaş yavaş herkes alacağız kadroyu ama bu videoya sizlerden bir 3000 beğeni bekliyorum. Yeni hesabımıza özel, gerçekten mükemmel hesabımız. İşte artık bu hesaptayız ve hesaptaki coins'e bakın arkadaşlar, manyakken yükseltme yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz zaten, futdrop videolarını falan en son zamanlarda bu video hesaptan çekiyordum. Ve şimdi de işte bu hesabı sizlere tanıtıyorum ve bir şeyler yapacağız hesapta, biraz takılacağız sizlerle. Özlediğinizi biliyorum bu videoya. Bütün özleyen herkes like'ları yardırsın ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın çünkü bu kanal sizin için var. Bunu da unutmayın. Eğer FIFA Mobile oynuyorsanız bakın kesinlikle abone olun. Çünkü bu kanalda artık yok yok yani süper güç futdrop dışında da bir şeyler görmüş olduğunuz gibi yardırıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kadromuzu dizmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Geldik. Yeni hesabımıza sizlere tanıtıyorum. İlk oyuncumuz Wayne Rooney 102 gen. Güzel başladık. Kadro bu arada efsanevi mi değil mi? Hesap ne durumda bana yorumlara yazın. Çünkü ben bu hesabı alalı bayağı oldu ve ben bir süre maalesef oynayamadım hesabı. Birazcık geri kalan şeyleri olmuş olabilir ama coinslerimizle falan telafi edip çok güzel bir gen yükseltme bilmem ne zaten yapacağız arkadaşlar ama şimdi ilk olarak sizlere kadromu diziyorum. İlk oyuncumuz Wayne Rooney oldu. Kalecimiz kimmiş bakalım? Kalecimiz 101 gen İker, 101 gen İker Casillas efsanevi kartıyla gerçekten muazzam duruyor, inanılmaz duruyor. İlk iki oyuncumuz gerçekten güzel geldi. Sol merkez orta sahamız kimmiş? Sol merkez orta sahamız Luka Modric. Bu arada diğer oyuncu Jorginho mu acaba? Jorginho ilk 11'de miymiş? Gerçekten buna şaşırdım. Kadroyu ben de tam bilmiyorum bu arada, yani emin değilim net herkesten. En yüksekleri koyacağım işte buraya bu şekilde. Zakaria vardı. Zakaria'yı biliyorum. Becerisi bayağı düşük ama hiç yükseltmeyeceğim bu bölümde. Çünkü gen yükseltme videosu yapacağım. Hangi oyuncuları isterseniz, hangi diziliş yapalım, neler yapalım, yorumlara bunların hepsini yazın arkadaşlar. Her istediğiniz olacak büyük ihtimalle, şu coins'e bakın. Çünkü yani kimleri istiyorsunuz, hangi oyuncuyu görmek istiyorsunuz yardırın yorumlara. Niklas Süley'i de buraya aldık. Ve arkadaşlar Bonucci'yi aldık. Sağ bekimiz güzel bir oyuncu olsun ya. Ne olur sağ beke. Sağ beki şöyle efsanevi, mükemmel bir oyuncu istiyorum. Gelir mi? Sağ bekimiz kimmiş? Carlos Alberto'ymuş. Güzel, yani efsanevi. Kart efsanevi. Ben iyi anlamda efsanevi demiştim. Adam ikon geldi. Ve sol bek de efsanevi. Ashley Cole'muş. Yani siz ne düşünüyorsunuz kadro hakkında? Yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Ve santraforlarımızın birisi Fernando Torres. Ve bir diğeri Hacı Wright değil tabii ki. Bu başka bir Wright arkadaşlar. İkon Wright. Burada görmüş olduğunuz gibi daha becerisi yükselecek falan da bir sürü oyuncumuz var. Şu anda kadro 110 gen 100 kim ya, gerçekten mükemmel görünen harika bir kadromuz var. Bakalım bu kadroya neler yapacağız, daha bunları göreceğiz. Kadronun tamamını şu anda dizdik. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir gen yükseltme istersiniz? Kaç gene yükseliriz sizce? Bunları yorumlara yazın. Daha dereceler, beceriler falan dolu. Sürücüne bereket var ve çok güzel planlamalar yapmamız lazım. Hani sol bekle sağ beke diyelim değiştirmeyeceğiz. Ama değiştirmemiz gereken oyuncular olacaktır. Onları da söylüyorum sizlere bakın. Ve hep birlikte de bunları göreceğiz. Oyuncularımın değerleri burada gözüküyor mu acaba diye bir bakacağım. Bilgilere geldiğimde Torres mesela ne kadar oldu? 31 milyonmuş. Torres de çok pahalı değil yani. Kadroda Wayne Rooney pahalı mı? Wayne Rooney 50 milyon. Yani kadroda inanılmaz pahalı oyuncu yok gibi bir şey. Yani Modric 55 milyon. Iker Casillas ne kadarmış? 3 milyon. Yani kadroda gerçekten böyle inanılmaz yüksek, böyle aman aman bir fiyatı olan bir oyuncu gerçekten yok arkadaşlar. O yüzden bu kadroya çok 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 daha değerli oyuncular alabiliriz. Etkinliklere sıfır giriyorum arkadaşlar. Bir takipçimle beraber etkinlikleri oynamaya çalışıyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Etkinlikler görmüş olduğunuz gibi oynanıyor. Ama bir süre oynayamadık da, o yüzden etkinliklerin ne durumda olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Bugün sizlerle beraber abartmadan yani buradan iki tane bir paket açayım. İki tane bir paket açacağım arkadaşlar buradan. İlk paketi açtık. Bakalım ne gelecek. Özlediğinizi biliyorum çünkü paket açılımlarını. O yüzden bir açayım dedim ve ne geldi mesela? Pedro Henrique geldi. Yani ne alaka mesela? Şimdi %25 oyuncu olasılığı varmış. Dörtte bir şanstan gelsin be abicim. Gelir mi? Gelir mi? Gelmedi oyuncu galiba. Abi çıkartana kadar mı? Ooo Luke Shaw geldi. Elit çıkardık en azından. Elit çıkma ihtimali de yüksek mi acaba? Onu da bilmiyorum ama. %30'a yükselmiş. Arkadaşlar açacağım ya. Ben bu videonun şerefini açıyorum. Sizler de like yağmuru yapın. Ben özel paket açılımı videosu ayarlayacaktım size ama açıyorum yani, görmüş olduğunuz gibi. Pop da geldi ama yani son paket. %35 şans.
Hadi artık ya. Ver artık yani. Vermek zorundasın artık. İşte budur. İşte sen busun. Kim geliyor? Ki, uf abi animasyonlar bu ne ya? Bu ülke ne ya? O ülke neydi abi öyle? Bunlar ne ya abi? Bu nereli bu? Efrem kim ya? Efrem. Olsun. Sonuçta oyuncu çıkardık. Çıkartabildik arkadaşlar. Yani şükürler olsun ki çıktı. Yaspa sportuna girelim. Bir Yaspa sportunda ne varmış? Koşulları sağlamak gerekiyormuş. Bunların hepsine bakacağız. Milli maçlar. Aa, Türkiye falan var orada. Gerçekten ilginç. Buraya milli maçlar kısmı eklenmiş. Bu Dünya Kupası'na özel mi eklendi diyeceğim de yok, yaz tatili etkinliği. Dünya Kupası ile alakası olduğunu sanmıyorum. Vay be. Gerçekten buradan da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. 3340 puan var. Yani aşırı bir puanımız yok burada da. Ama ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyip açabildiğimiz kadar paket açacağız. Burada ne varmış hemen bakalım arkadaşlar. Uçuş puanları var. Uçuş puanları da aynen az önceki puanlar uçuş puanıymış ve bunlardan da ilerliyoruz. Bunları arkadaşlar zamanla tamamlayıp bütün ödülleri alıp bütün paketleri açacağız ve çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Zaten burada günlük görevleri yapabildiğimiz kadar şu anlık yapmaya çalışıyoruz. 2 gündür etkinlikler oynanıyor zaten hesapta arkadaşlar. Mağazaya bir girelim bakalım neler varmış mağazada. 1450 cevher var. Mesela 1450 cevhere ne yapılabilir diye bakıyorum. Kaynaklara bakıyorum. Burada da bir şey yok. Temel oyuncular. Şeyler Team of the Week bitti değil mi? Yani gerçekten geri gelmesi gerekmiyor mu? Lig başladı. Yani Team of the Week nerede abi? Ben bunu merak ediyorum açıkçası şu anda. Gerçekten saçmalık şu anda Team of the Week olmaması. Temel oyunculara bakıyorum. Yani aslında etkinlik tekliflerinden şu 1250 cevher şuna verilir mi? Verilir. Uçuş puanı da almış oluyoruz. Yani belki baresi de gelir arkadaşlar. Çünkü zaten 1450 var yani. Ne kadar işimize yarayabilir o cevherler. Şuradan bir baresi gelirse coşardık. 1500 uçuş puanı geldi. Okey abi sıkıntı yok. 1500 uçuş puanımızı da aldık. Ve keyfimize bakabiliriz. Önerilen paket neymiş? Ona da bir bakacağım. Mağazaya girelim mi? Önerilen paket neymiş? Nerede abi? Önerilene geldim. Yıldız bileti. Ha, yıldız biletini almayı öneriyor bize. Yıldız biletinde neler var bu arada? İlerleme var mı yıldız biletinde? Onu da ilerleyememişizdir. Baksanıza arkadaşlar. Yani 9 gün kalmış. Hiç ilerleyememişiz neredeyse. Artık diğer ay yardıracağız. Yani diğer etkinlikte yardıracağız. Bu etkinliğin bitmesine ne kadar kaldı? 9 gün. Diğer etkinlikte bayağı bir yardıracağız arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Gerçekten bayağı bir coşturacağız. Buradan da bayağı bir seçkin temel yaz paketi falan var burada. 90 yan oyuncu falan istiyor. E verelim. Ben bir tane paket açayım buradan ya. Evet. Buradan da bir paket açalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir paket izleyin. Şöyle güzel, hoş, mükemmel bir paket izlemenizi istiyorum. Herkesi bastık arkadaşlar. Takas dedim. 86 artı bir oyuncu. Yani 90 yan oyuncu verdim. Umarım düzgün bir oyuncu verirsin yani. 90 gen veriyoruz. Bir tane bir de yarına 1 milyon tane oyuncu veriyoruz. Haydi bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Uruguay. Edinson Cavani mi? Kim ki? Bilmiyorum ki abi kimler var etkinlikte. Kim lan bu? O Suarez. Tam normal Suarez. Pakete bak lan. Bu nasıl bir paket? Yani bu normal bir paket mi? Gizli hediyelikler acaba? Şimdi gizli hediyeliklere de bakacağım. Bir tane de açacağım ya bu paketten. Vallahi merak ettim. Bu paket neymiş abi? Vallahi coşturuyor bizi. İki taneymiş zaten 85'lik. Güzel abi kullandım. 5 tane de 80'lik. Yani 80'lik de çok oyuncum yok ki. Kaleci kullanmamaya çalışayım bari şurada. Yani bunları da böyle verdik. 70'lik de böyle verelim abi. Yani oyuncuları anlamadım. Seçkin temel artı yaz paketi. Yaz etkinliğinden oyuncu çıkmıyor mu yani buradan? Ben yaz etkinliği oyuncusu bekliyordum burada. Gerçekten yaz etkinliği oyuncusu bekliyordum. Şimdi ne geliyor mesela? O Lewandowski geliyor galiba. Yo Glik. Yo bu kim oğlum? O! Nasıl yani? Nasıl yani? Şaka mı bu? Oha! İşte bu. Şimdi bu şanslı olduğumuz anlamına geliyordur ya. 3,5 milyon zaten adam abi yani bence öyledir. Şimdi bu paketin ihtimaline ne yazıyor bu pakette? Mesela bu paketten ne çıkıyor abi? Az önce o etkinlikten oyuncu bile gelmedi çünkü. Ben onu anlamadım. Paketin şeyine, olayına. Ha burada. Bakayım. %23'müş şansı. Çok da düşük de değil. Ben bir tane daha açacağım ya. Vallahi bir tane daha açasım geldi. Arkadaşlar sarıyor bu arada. Çok keyifli yani. Paket açmayı çok özlediğim farkındasınız değil mi? Bence baya belli ediyorum bunu. Baya özlediğimi belli ediyorum gibi hissediyorum. Kalabriye'yi koyalım şuraya da. Şunları şöyle koyalım. Yeni gelenleri koyuyorum zaten. Koy abi koy. 5 tane de çok ya. 5 tane de 80'lik çok istiyorum be. Hadi bakalım. Takasa geldik yine. Aç dedim abi. Hector ne kadar hiç bilmiyorum bu arada. Ya değerliyse. Vallahi battık eğer değerliyse. Abi hadi be. Oğlum ama 90 artı diyor da 95 çıkardık yani.
Bayağı iyi çıkardık. Yine bir Romanya bu sefer. Romanya'dan da abi kaç genlik oyuncu olur ki maksimum? Ama yine etkinlik oyuncusu. 87 Popescu. Yani Popescu geldi. Brandt da geldi. Bu bayağı en kötü paketimizdi. Olsun ama gerçekten bayağı yani bayağı iyi paketler açtık ya. Hadi Brandt'ı da kullanalım. Bir paket açalım ya şöyle. Bir de buradan açalım. Abi çok keyifli bu. Bu paketler bayağı keyifli değil mi? Bunları böyle boşu boşuna durmaktansa bunları böyle harcamış oluyorsun. Geride böyle mükemmel oyuncular gelme ihtimali falan var. Böyle bayağı hoşuma gitti benim açıkçası arkadaşlar. Yani gerçekten aşırı sevdim bu paketleri. Ve bak gidiyor. Gidiyor var. Garanti miydi bilmiyorum. Aha. Bu neydi lan? Bu kimdi? Bu kim? Ben bunu görmüştüm. Efrem. Az önce çıkardığımız adamı çıkardık. Bir tane daha atacağım ya. Valla abi açasım geliyor ama ya Cordoba'yı kullanacağım. Bilmiyorum hangisi en değersiz bilmiyorum ki. Şunları bas abi. Bunlar zaten boş. 15 tane de bundan. Bunlar da boş abi. Bas. Otomatik doldurma niye yok burada ya? Bas bunları abi. 3 tane. İrfan Caner'i bayatta. Koy abi herkesi. Takas dedik. Hadi abi çok heyecanlı ya. Güzel bu paketler hadi. Güzel bir şeyler. Abi gelmedi. Hiçbir şey gelmedi bundan. Oo. Bir tane de hakkımız var ve onu da kullan. Ama 86'lık oyuncuyu da kullanmak istemiyorum ya aslında. Neyse kullan. Ya bayağı istemiyorum arkadaşlar ben de. Gerçekten bayağı istemiyormuşum. Yani full dolduruyorum ama bunları da dolduralım arkadaşlar. Son paketimizi de açalım sonra bir salalım artık. Bunlar yenilenince bir daha açmak istedim şu anda. Ben bu paketleri aşırı sevdim. Hadi takas. Hadi hocam bir tane böyle aşırı şanslı bir paket açtık. Aşırı şanslı değil mi o bu arada arkadaşlar? Yani siz daha iyisini falan çok rahat çıkardıysanız böyle her açtığım paket daha iyisi geldi falan diyorsanız da yorumlara yazın. Ben boşuna sevindiğimi düşünmüyorum ama ya o iyiydi o oyuncu. Yani gerçekten bence güzel çıktı. Satılma ihtimali var mı bunun diye bir bakalım şöyle. Satılır. 3-400'e gidiyor hatta. Hemen satalım arkadaşlar. 3-400'e de gitsin. Ve arkadaşlar bence gayet güzel bir hesap ve çok fazla coşabiliriz. Ratingim, kadro ratingim falan düşük mü, yüksek mi, okey mi? Ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. Ben hemen şuradan emirlerimden alayım abi bu adamı. Hemen aldım. Ana sayfama da geliyorum. Kadroma da giriyorum. Bugünlük de böyle bir videoydu arkadaşlar. Hesap tanıttık. Paket açılımı yaptık. Özlediğimiz her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı da güzel şeyler oldu bu videoda da. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kadro da güzel görünüyor ama daha iyi olması lazım. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve arkadaşlar bay bay.